Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. 3-4-5 yayınlarının TYT denemelerini, 12'li TYT denemelerini bu kanalda çözmeye başlıyoruz sevgili arkadaşlarım. Bu da denemenin ilki. Hocam TYT'yi çözmeye başladınız. Bir de bunun AYT'si var, onun AYT'si var. O da çözülecek mi? O da çözülecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Daha sonrasında yine bu videoyu bunun için ayırmayalım. Daha sonrasında yine sevgili gençler ben size duyuruları yaparım. Kanalda başka neler olacak? Onlara dair açıklamaları, detaylı açıklamaları ben size yapacağım sevgili arkadaşlarım. Dilerseniz gelin ilk denememizin, TYT denememizin ilk sorusuyla gelin bir güzel başlayalım. Şimdi aşağıda bir sallama çay poşetinin içi sıcak su dolu silindirik bir bardağa batırılmadan önceki şekil 1 ve batırılıp çıkarıldıktan sonraki şekil 2 ile oluşan uzunluk değerleri verilmiş. Hani hep olur ya, suyun içerisine bu sallama çayı batırırsın, çıkardıktan sonra bir miktar emdiği için azalır, su seviyesi azalır. Mesela burada ne kadar su seviyesi azalmış arkadaşlarım? Boşluk 10 birimken 16 birime çıktığına göre bu artık 6 birimlik sevgili arkadaşlarım bir su emmiştir derim o süzen çay poşet. Sallama çay poşeti bardağa batırıldığında bardaktaki sıcak suyun 3 bölü 25'ini emmiş. Yani biz demiştik zaten 6 birimini emmişti. Demek ki bu 6 birim sevgili arkadaşlarım bu bardaktaki suyun 3 bölü 25'ine eşdeğermiş. Şimdi 6 birim 3 bölü 25 yapıyor. Bana demiş ki şekil 1'de suyun yüksekliğinin bardağın yüksekliğine oranı nedir? Yani sevgili arkadaşlarım şuraya ben H dersem H'ın H artı 10'a oranı sorulmuş bize. H'ın H artı 10'a. 10 neden? Çünkü H'ın bardağın yüksekliği H artı 10. Tamam. Şimdi bakın şu kısım önemliydi bizim için. Sallama çay poşeti bardağa batırıldığında bardaktaki sıcak suyun 3 bölü 25'ini. Şimdi bardaktaki sıcak su H'tı. Bardaktaki sıcak su H'tı. H'ın 3 bölü 25'ini emdi ve bu da 6 birime tekabül etti. Tamam. Sen şimdi şunu yapabilirsin. 3'e böl, 3'e böl 2. 25'i karşıya salla. H eşittir kaç gelir? 50. Demek ki bakın arkadaşlarım burası 50 birimmiş. Bize de H 50 ise 50'yi getirirsin buraya monte edersin. 50'nin 50 artı 10 60 yapar. 60 oranı da sıfırlar gittiği takdirde 5 bölü 6'nın ta kendisi yapar. Yani cevabımız Adana seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Dilersen hazırsan geçelim ikinci sorumuza. İkinci soruda burada bir kare bir de üçgen kutucuklar var. Bu işlemde kare ve üçgen yerine sırasıyla bu işaret ikililerinden hangileri gelirse işlemin sonucu negatif olur diye sorulmuş. Gayet sınavda karşınıza her sene çıkabilecek tarzda bir soru. Şimdi gelin bakalım. Artı ve eksi demiş. Mesela ben artı ve eksiyi yazarsam, şuraya artı yazarsam 5 artı açtım parantezi eksi 6 eksi eksi 3 yazarsam eğer. Bakın arkadaşlarım şu kısım artı olur. Eksi 6 ile 3'ün toplamı eksi 3'tür. Eksi 3 ile de 5'in toplamı artı 2'dir. Yani işlemin sonucu negatif olur demişti bize. Bu pozitif bir sonuç verdiğine göre 1'i eledik arkadaşlar. Şimdi geçtik ikinci öncülümüze. Eksi ve bölü demiş. Yazalım 5 eksi. Daha sonrasında eksi 6 bölü eksi 3 yazdım. Bunu yazdıktan sonra eksi 6'nın eksi 3'e bölümü 2 gelir. 5'ten 2'yi çıkarırsanız burası da 3 yapar. 3 de pozitif olduğu için bu da gitti. Demek ki cevabımız artık ortada. Cevap Denizli. Gelin Denizli'yi de kontrol edelim. Yani yalnız 3'ü kontrol edelim. Çarpı ve artı demiş. Yani 5 çarpı açtım parantezi. Eksi 6 üçgen gördüğüm yere artı yazarsam. Bir de buraya eksi 3'ü yazarsam. Bakın şurası eksi 9'du. 5 kere eksi 9 da eksi 45 yapar ve tabii ki negatiftir yani sıfırdan küçüktür. Dolayısıyla 3. öncül sağlar cevabımız da dediğimiz gibi Denizli seçeneği olur deriz. Geçiyorum arkadaşlarım 3. soruma. Şu kısmı sildim temizledim. Diyor ki bana Adile kök 2 artı 1 kök 3 eksi 1 kök 10 eksi x sayılarından ikisinin değerlerinin birden büyük. Birinin değerinin birden küçük olduğu söyleniyor. Yani bu sayılardan iki tanesi birden büyük. Sadece bir tanesi birden küçük. Şimdi kök 2 artı 1'e bakarsanız 1'in üzerine zaten pozitif bir sayı eklediği için otomatikman kök 2 artı 1 dediğimiz sayı sevgili arkadaşlarım birden büyük olacak. Şimdi kök 3'ten de 1'i çıkarmış. Bakın arkadaşlarım
Kök 3 dediğimiz sayı kök 4'ten yani 2'den daha küçük olduğu için bir küsurat bir sayıdır. Ben bu bir küsurat sayıdan 1'i çıkardığım takdirde sonuç 0 küsurat bir sayı yapar ve otomatikman 1'den daha küçük bir sayıdır. Burayı sildim. Nasıl bulduğumu göstermek amaçlı yazmıştım. Bir de kök 10 eksi x sayımız var ve bu kök 10 eksi x sayımızda otomatikman bakın iki tanesi birden büyüktü. Birisi sadece birden küçüktü. Ben birden küçük olanı buldum zaten burada. Demek ki birden büyük olanlar da işte bunlar. Demek ki bunun da birden büyük olması şart. Buna göre x yerine uygun değerler yazılması istendiğinde Adil aşağıdaki değerlerden hangisini x gördüğü yere yazamaz diye sormuş bize. Şimdi kök 10 dediğimiz sayımız sevgili arkadaşlarım kök 9'dan daha büyük olduğu için 3 küsurat bir sayıdır biliyorsunuz. Ben 3 küsurat bir sayıda 1'i ki kendisi zaten hani 1 çıkardığım zaman 2 küsür yapar. Burası 1 küsür, 1 küsür, 2. 3 küsürden 2'yi çıkardığın takdirde yine 1'den büyük bir sayı elde edersin ama 2 kök 2'yi çıkardığın takdirde sonuç 1'den büyük olmaz deriz. Cevabımız A şıkkıydı gençler. Devam ediyorum 4. sorumla. Ayça gittiği bir restoranda hesabı ödemek için garsona 80 lira verdiğinde garson para üstünü şekildeki gibi adisyonun bulunduğu kartın içerisine koyup Ayça'ya vermiştir. Bunlar para üstü. Ayça'nın adisyonu da sevgili arkadaşlarım işte burada. Ayça'nın sipariş ettiği yiyecek ve içeceklerin adetleri adisyonda her birinin yanında yazılan sayılarla gösterildiğine göre restoranda bir içeceğin fiyatı kaç liradır? Tam olarak ÖSYM'nin sevdiği soru tiplerinden birisi sevgili arkadaşlarım. Şimdi lahmacundan bir tane yemiş ve bu 25-75 tutmuş gördüğünüz üzere. 25-75 dedim. Pideden bir tane 33-15'miş bunun fiyatı da. Ve daha sonrasında içecekten iki tane alınmış. İçeceğin fiyatının 10 küsür olduğunu görüyoruz ama sevgili arkadaşlarım ne kadar olduğunu görmüyoruz. Neyden kaynaklı? Buraya konulan 50 kuruştan kaynaklı. Şimdi para üstünü kontrol edelim. 1 lira. Daha sonrasında 50 kuruş 50 kuruş daha 1 lira yapar. 2 lira. 2 lira 10 kuruş, 2 lira 20 kuruş. Şimdi arkadaşlarım ben diyorum ki bu kızımız 80 lira vermişti. Ve bize de para üstü olarak 2 lira 20 kuruş verildiğine göre, 2.20 verildiğine göre ben verilen paradan para üstünü çıkarırsam demek ki hesabı bulurum demek oluyor bu. Çıkarırsak da arkadaşlarım zaten 77.80 kaldığını görürüz. Yani bizim hesabımız 77.80 tutmuş. O halde arkadaşlarım şunları da toplayalım. Yani lahmacun ve pidenin de fiyatını bulalım. Toplam fiyatını bulalım. 75'e 15 eklersek 90 gelir. 25-33 eklersek de 58 gelir. Şimdi ben diyorum ki şunun üzerine yani yiyeceklerin üzerine içecek fiyatı eklendiğinde işte bu oluyormuş. Yani 77-80 oluyormuş. O zaman otomatikman ben 77-80'den de 58-90'ı çıkardığım takdirde iki içeceğin fiyatını bulmuş olurum. Çıkaralım. 0, 18'den 9 çıkarsa yine 9 olur arkadaşlar. Burada 6 kalmıştı. 16'dan 8'i çıkardım. 8. Burada da yine 6 kalmıştı. 6'dan 5'i çıkardım. 1. Yani 18.90'mış. Bize demiş ki 1 içeceğin fiyatı. Burası 2 içeceğin fiyatıydı. 10 küsur olan. Ben bunu 2'ye bölersem cevabı bulurum. Doğru cevabımız 9.45 olacaktı. Yani 1 içecek 9 lira 45 kuruşmuş. Cevabımız da D seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Evet. Gençler ilk sayfamızı böylelikle bitirmiş olduk. Nereye geçiyoruz? 5. sayfaya. Pardon, 2. sayfaya 5. soruyu. Taksiye binen her müşteriden açılış ücreti ve bunun üzerine gittiği her kilometre yol için bir ücret eklenerek toplam hizmet bedeli alınmakta. Örneğin açılış ücreti 10 lirayken yapılan her kilometre için 3 TL alındığında alındığı varsayılırsa 5 kilometre giden bir yolcudan 10 lira açılış ücreti. Her kilometre 3 liraydı. 5 kilometre gidilmişti. 5 kere 3 15. Onu da üzerine ekledik açılış ücretini. 25 lira hizmet bedeli talep edilir. Bu örnekti. Örnekten bağımsız olarak yukarıda örneğe verilen ücret varsayımlarından bağımsız bir durumda Özlem bir taksiye binip 2 kilometre yol gittiğinde ödeyeceği ücret 1 kilometre gittiğinde ödeyeceği ücretin 8/7 katıdır. Şimdi hemen şöyle diyoruz. Eğer ki açılış ücreti A üzerine 2 kilometre yol gittiğinde diyor ya biz o 2 kilometre yol gittiğinde her kilometre için x lira alındığını düşünelim. A artı 2x olur. A artı x de 1 kilometre gittiğinde ödeyeceği ücret işte bu bunun 8/7 katıymış. Yani ben bunu buna oranladığım takdirde 8/7 geliyormuş gençler.
Tamam. Şimdi güzel. O zaman şöyle diyebiliriz. Mesela buna 8K, 7K dersek bu direkt 8K, bu direkt 7K olsun. Ben üsttekinden alttakini çıkarırsam elimde sadece X kalır. Üsttekinden alttakini çıkarırsam elimde sadece K kalır. Yani arkadaşlarım şurası 2K'ymış. Yani burası da K'ymış. Madem öyle burası 2K ise şunun kendisi 6K olmaz mı? Çünkü toplamları 8K'ydı. Madem öyle burası da 6K. Yani A'mızın, açılış ücretimizin 6K olduğunu biliyoruz artık. Bana demiş ki Özlem'in bu taksiyle 7 kilometre gittiğinde ödeyeceği ücret. Şimdi açılış ücretimiz 6K olarak bulmuştuk. 7 kilometre gittiğinde de 7K daha ödeyecek. Biliyorsunuz ki ikisi K'ya eşit bulmuştuk. Yani toplamda 7 kilometre gittiğinde 13K kadar hesap öder. 2 kilometre gittiğinde ise 6K açılış ücretimiz vardı. 2 kilometre daha giderse 2K, toplamda 8K. Bu bunun kaç katıdır diye sorulmuştu. Oranlarsanız K'lar gider. Doğru cevap olarak da Denizli seçeneğini bulmuş olursunuz. Devam ediyorum 6. soruyla. Bize demiş ki X, Y ve Z pozitif tam sayılar. X bölü Y'nin çift sayı, Y bölü Z'nin de tek sayı olduğu bilgisi verilmiş. Ve demiş ki X 20'ye eşit için Z'nin alabileceği değerler kümesi hangisidir? Öncelikle sevgili arkadaşlarım, X'in 20 olduğunu biliyoruz biz. Soru bize vermiş. Altta da ne var? Y var. Ve arkadaşlar X bölü Y neymiş? Çiftmiş. Şimdi burada Y'nin alabileceği değerleri tek tek bulalım. En küçük 1'i alır biliyorsunuz. Daha sonrasında 2'ye bölünür ve 2'ye bölündüğünde 10 çıkar. 10'da çifttir. 2 olur. 4 olur ama 4'e böldüğüm takdirde cevap 5 çıkar. 5 çift değil, tektir. Doğal olarak 5'i alabilirim çünkü 20'yi 5'e bölersem 4 gelir. 20'yi 10'a bölersem 2 gelir. 20'yi 20'ye böldüğüm takdirde 1 geleceği için bunu almıyorum. Yani Y'nin alabileceği totalde 1, 2, 5 ve 10 değerleri var, 4 tane. Daha sonrasında 1 bölü dedim. 2 bölü, 5 bölü ve 10 bölü diyelim. Çünkü Y bölü Z'lere bakacağız şimdi. Bölü Z, 1 bölü Z, 2 bölü Z, 5 bölü Z ve 10 bölü Z. Bakın bunların hepsi Y adaylarıydı hatırlarsanız. Tamam. Daha sonrasında arkadaşlar bunun sonucunun da tek sayı olmasını istiyor. Şimdi Z'de unutmayın pozitifti. Şimdi arkadaşlar ben diyorum ki Z burada 1'i alabilir. Z 1 olursa 1 bölü 1'den sonuç 1 çıkar ve 1 de tek sayıdır. Zaten 1'inde başka bir böleni yok pozitif. 2 bölü Z'ye bakalım. Z 1 veya 2 olabilir. 1 olursa 2 olacağı için tek sayı ama Z 2 olursa sevgili arkadaşlarım 2 bölü 2'den sonuç 1 çıkar, o da tek sayıdır. O halde burada, buraya geçtik çünkü 2'nin başka böleni yok. 5 de asal olduğu için şanslıyız, 1 ve 5 var sadece. 1 olursa arkadaşlarım sonuç 5 olur, tek sayıdır. 5 olursa da, 5 olursa da sonuç 1'dir, yine tek sayıdır. 10'a bakıyoruz. Eğer ki Z 1 olursa olmaz çünkü 10 bölü 1 10'dur ve çifttir. Z 2 olabilir sonuç 5 çıksın diye. Z arkadaşlarım 5 olursa sonuç 2 çıkar, çift sayı olacağı için olmaz. Ve Z kaç olabilir ekstradan? Bir de 10 olabilir. Şimdi demiş ki bize Z'nin alabileceği değerler kümesi. Küme olduğu için aynı elemanı defalarca yazmanın bir anlamı yok. 1, 2, 5 ve 10. 1 ve 2 kullandığım için tekrardan saymadım. 1, 2, 5, 10'un olduğu kümede zaten Bursa seçeneğinde verilmiş. Doğru cevabımız da, yani Z'nin alabileceği değerlerin kümesi de B seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlarım. Diyorum ve geçiyorum 7. soruya. Şu kısmı sileceğim. Çözümü o kısma yapabiliriz. Demiş ki bana rakamlarından en az ikisi aynı zamanda kendisinin asal çarpanı olan sayılara çarpansal sayılar denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çarpansal bir sayı değildir? Bakın unutmayın, en az ikisi aynı zamanda kendisinin asal çarpanı olacak. Yani bu 3 basamaklı sayılardan, aşağıdaki 3 basamaklı sayılardan İki tanesi sevgili gençler, üç basamaklı oluyor. İki basamağı mutlaka asal olmak zorunda zaten. O kesin. Ve bunlar da asal çarpanı olacak arkadaşlar. Şimdi 1, 3, 2'ye bakalım. 1 zaten asal değil. 3 ve 2 asal. Bu 1, 3, 2 dediğimiz, yani 132 dediğimiz sayı 2'ye zaten tam bölünüyor. Bunu sağladı. 3'e de tam bölünür çünkü rakamları toplamı 6'dır. 6 da 3'ün katıdır. Dolayısıyla bu sayı çarpansal sayıdır denir. Çarpansal sayı olmayanı soruyor. 875. Asal olanlar 7 ve 5. Bu sayı otomatikman 5'e bölünür zaten. 7'ye bölünür mü onu kontrol edeceksiniz. 875. 8'in içinde 7 bir defa, kalan 1. 17'nin içerisinde 2 defa, kalan 3. 35'in içerisinde 5 defa. Yani 125 kere 7'ymiş arkadaşlar 875. Ve 7'ye de bölünüyor. Demek ki çarpansal sayı. Devam ediyorum 324'te. 3'e ve 2'ye bakacağız. 2'ye bölünür çünkü zaten çift sayı.
3'e bölünür mü? 3, 2 daha 5, 4 daha 9, 9 3'ün katı olduğu için buna da bölünür. Ve dolayısıyla 324 de bir çarpansal sayıdır. 352'ye bakıyoruz. 2, 5 ve 3 hepsi asal. 2'ye bölünür mü arkadaşlarım? Bölünür. 5'e bölünür mü? Hayır, bölünmez. 3'e bölünür mü? Topluyoruz. 3, 5 daha 8, 2 daha 10 yapar. 10 da 3'ün katı değil, buna da bölünmüyor. Doğal olarak rakamlarından 3'ü asaldı. Ama sadece bir tanesine bölünebildi. Yukarıdaki çarpansal sayı tanımına uymadı. Yani cevabımız ne olacakmış? Denizli seçeneği olacakmış. Devam ediyorum gençler. 8. sorumla. İrem toplam 18 dakika süren A, B ve C şarkılarını hiç kesinti olmaksızın A, B ve C sırasıyla birleştiriyor ve birinci YouTube videosunu toplam 12 dakika süren C, D ve E şarkılarını hiç kesinti olmaksızın birleştiriyor ve ikinci YouTube videosunu hazırlıyor. Yani A, B, C şarkılarını birleştiriyor arkadaşlarım. 18 dakika süren bir video oluşturuyor. Daha sonrasında da aynı şarkıdan bir tane daha kullanıyor. C'yi çok beğenmiş varsayalım ki. C, D, E şarkılarını birleştiriyor ve 12 dakikalık daha farklı bir ikinci YouTube videosu hazırlıyor. A, B, C, D, E şarkılarının süreleri sabit ve sırasıyla A, B, C, D ve E olmak üzere. Bunların arasında şu şekilde bir sıralama var süreleri arasında. A büyük, B büyük, C büyük, D büyük, E bağıntısı vardır deniliyor. Buna göre birinci videonun hangi dakika ve saniyesinde oynatılan şarkılar aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Şıklarda ise buralarda süreler verilmiş arkadaşlarım. O sürelerde hangi şarkı çalıyor bu soruluyor bize soruda. Örneğin 7.08 gösterimde 7. dakika 8. saniyeyi ifade etmektedir gibisinden bir açıklama da mevcut. Şimdi güzel de bir soru. A büyük, B büyük, C olduğunu unutmayalım. Daha sonrasında C büyük, D büyük, E olduğunu da unutmayalım. Burada en kötü ihtimal A, B, C şarkıları 18'i 3'e bölerseniz 6'şar dakika olabilir, örnek veriyorum. Fakat hani A büyük, B büyük, C olduğu için A şarkısının otomatikman 6 dakikadan daha uzun süreceğini söyleyebiliriz. Şimdi A şarkısı 6 dakikadan daha uzunsa 5. dakika 2. saniyede A şarkısı çalıyordur deriz. Ve doğal olarak da B şıkkı ve D şıkkı, Denizli şıkkı elenir arkadaşlar. Bunlar gitti. Pekala. Bu iki, madem birinci video ile alakalı bir soru, neden ikinci video hakkında bilgiler verilmiş? Onu da şu şekilde açıklayalım. Burada da 3 şarkı var. Şarkılardan birisi C ve en uzun süren o. 12'yi 3'e bölerseniz bu şarkılar 4'er dakikalık olabilirdi fakat otomatikman C'nin 4 dakikadan daha uzun olması gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü hepsi eşit süre değiller. C daha uzun bir şarkı. Dolayısıyla C'nin de 4 dakikadan daha uzun olması gerektiğini lütfen unutmayalım. Peki şimdi düşünelim arkadaşlar. İkinci şarkı için 6.03'te B de çalıyor olabilir, A da çalıyor olabilir ki zaten 6.03'te B ve A seçenekleri var. Dolayısıyla ikinci yani 6.03'ten herhangi bir şıkkı eleyemiyoruz. Daha sonrasında 13.04'e ve 9.01'e bakalım. Tamam. Örnek veriyorum. 9.01'de C şarkısının çalıyor olma ihtimali yok. Neden? Çünkü 9.01'de C şarkısı çalıyorsa en iyi ihtimalle bu şarkı 9 dakikalık bir şarkı olması lazım. Çünkü birinci video 18 dakikalıktı. 9.01'de C çalıyorsa C'yi 9 dakikaya yakın bir şarkı olarak düşünebiliriz. C 9 dakikalıksa nasıl A'dan A ve B C'den daha uzun olsun? Dolayısıyla A seçeneğini de otomatikman elemiş oluruz. A seçeneği de gitti. Elimizde sadece C ve E seçenekleri kaldı. 9.01'de B'nin çalması gerektiğini artık biliyoruz. Bunda bir sıkıntımız yok. 13.04'e geldik arkadaşlar. Şimdi 13.04'te ise B mi çalacak, C mi çalacak, buna karar vereceğiz. Şimdi burada B çalıyor olmuş olsa arkadaşlarım, 13.04'te B çalıyorsa hala ve ben ne demiştim gençler? A şarkısı 6 dakikadan daha uzun bir şarkı. 6 dakikadan daha uzun. Şimdi burada B çalıyorsa bu şık için, E seçeneği için 6.03'te de B çalıyordur demiş. B şarkısı çalıyordur demiş. Yani 6.03'ten 13.04'de bir kere 7 dakika 1 saniye gibi bir fark var. Ve doğal olarak
A şarkısından B şarkısı daha uzun olmuş oluyor. Yani biz E'yi de elemek zorundayız. Hangisi olabilir diye sorulmuştu. Cevabımız C seçeneği olacak. Çünkü sadece geriye bu seçenek kaldı sevgili gençler. Ve devam ediyoruz bir diğer sorumuzla, 9. soru. Erşen x sayısının sıfıra uzaklığının 6 ile 10 arasında, x sayısının sıfıra olan uzaklığından kastı mutlak değer x'ten bahsediyor. Ve bu sayı sevgili arkadaşlarım 6 ile 10 arasındaymış. 2y sayısının sıfıra uzaklığı da 6 ile 2 aralığındaymış. Onu da yazdım bu şekilde. 2 ile 6 aralığında. 2y'nin mutlak değeri 2 ile 6 aralığındaysa y'nin mutlak değeri otomatikman 1 ile 3 aralığında olduğunu söylemeye gerek yok. Ama biz yine de yazalım. 2'ye böldüm arkadaşlar. 1 ile 3 arasında dedim. Şimdi mutlak değer x'e de geri dönelim. Mutlak değer x 6 ile 10 aralığındaysa x dediğimiz sayı sevgili arkadaşlarım ya 6 ile 10 aralığında ya da yine x dediğimiz sayı eksi 10 ile eksi 6 aralığında diyebiliriz. Mutlak değer y dediğimiz sayı da sevgili arkadaşlarım 1 ile 3 arasındaysa 1 küçüktür y küçüktür 3 yazabiliriz veyahut eksi 3 küçüktür y o da küçüktür eksi 1 yazabiliriz. Şöyle sormayın sakın. Hocam burada y'yi eksiyle çarpmayı, burada x'i eksiyle çarpmayı unuttunuz gibi bir şey söylemeyin. Çünkü sevgili arkadaşlar ben zaten burayı eksiyle çarpıp bunu elde etmedim. Mutlak değeri dışarı çıkardım. Tamam, y sayısı ya 1 ile 3 arasında ya da eksi 3 ile eksi 1 aralığındadır diye bir yorum yaptım. Bunu da sakın unutmayın. Pekala. Şimdi sorumuza geri dönelim. Demiş ki buna göre Erşen x ve y tam sayıları için, unutmayın tam sayı, bunu görmemiş olabilirsiniz. X artı y sayısının sıfıra olan uzaklığını hesapladığında bulduğu değerlerden birisi hangisi olamaz demiş. X ve y'nin tam sayı olması sorunun çözümünü de bir nebze kolaylaştırıyor. Mesela 5 olabilir mi bakalım x artı y. Arkadaşlarım burada y tam sayıysa y'nin alabileceği değer burada bir 2 var. Bir de arkadaşlarım tabii ne var? Eksi 2 var. X'in alabileceği burada tam sayı değerleri de 7 var, 8 var, 9 var, bir de eksi 7 var, eksi 8 var, eksi 9 var. Pekala, şimdi 5 olabilir mi kontrol edelim. Ben x'i 7, y'yi de eksi 2 seçersem toplamları 5 olur. 10 olabilir mi? Ona bakalım şimdi. X'i 8, y'yi 2 seçersem 10 olur. 6 olabilir mi? 8 de eksi 2 seçilirse 6 olur. 9 da 2 seçilirse 11 olur. Ama hiçbir şekilde 4 olamaz arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Geçiyorum bir diğer soruma. Bir dijital fotoğraf makinesinin ekranında çarpı A sembolüne her basışta fotoğraf büyüklüğü bir önceki boyutun A katına çıkmaktadır. Bengü ekranında belli bir büyüklükte olan fotoğraf için çarpı 4 butonuna ard arda 2 defa bastıktan sonra şimdi 4 katına bir kere çıkardı. Sonra bir kere daha 4 katına çıkarmış oldu. Yani 16 katına çıkarmış oldu fotoğrafı. 2 defa bastı çünkü. Çarpı 0.6 butonuna ard arda 3 defa basmış. Şimdi 16 katına çıkmıştı zaten. Yani fotoğraf artık fotoğrafın büyüklüğü x'ti, örnek veriyorum. 16 katına çıkardık. Sonra arka arkaya 3 defa 0.6 butonuna bastı. Çarpı 0.6 butonuna. Yani 6 bölü 10 yani 3 bölü 5. 3 bölü 5 çarpı 3 bölü 5 çarpı 3 bölü 5 yaptı arkadaşlarım. 3 defa basıyor. Son durumda fotoğrafın ekranda kapladığı alan 12 üzeri 3 birim karedir. Bu da 12 üzeri 3 birim kare yapmış oldu. Şimdi bu 12 üzeri 3'ü sevgili arkadaşlarım ben şöyle yazmak istiyorum. 12 üzeri 3'ü. 3 üzeri 3 çarpı 4 üzeri 3 biçiminde yazmak istiyorum müsaadenizle. Daha sonrasında da 3 üzeri 3'ü gördünüz. 1, 2, 3 tane 3'ü götürdünüz. Tamam. 16 biliyorsunuz ki 4'ün karesidir. 4'ün karesi. Onu da bu tarafa atarsanız şu şekilde. Ne olur burası da 4 olur. Ve x bölü 125. Bakın 5 çarpı 5 çarpı 5 eşittir 4 oldu. Burada x kaç gelir arkadaşlar? 4 kere 125 tabii ki 500 gelir. Ki ben bu 500'ü 5 çarpı 10'un karesi biçiminde yazarım. Sonra da giderim. Bursa seçeneğini işaretlerim sevgili gençler. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktı. Geçiyoruz bir diğer sorumuza. Bir banka aylık gelirinin en fazla
%60'ını harcama garantisi veren müşterilerine kredi vermektedir. Bakın burada dikkat edin, en az %60'ını harcama garantisi değil, en fazla %60'ını harcama garantisi veren. Yani diyor ki daha fazla harcama yapma diyor, yoksa benim kredimi ödeyemezsin demeye getiriyor. Tamam. Aylık gelirinin en fazla %60'ını harcama garantisi veren müşterilerine kredi veriyor. Kredi alıp bu şarta uymayan müşterilerine ceza kesmekte. Bu bankadan kredi alan Hakan Şubat ayında 4800 lira harcamış. Bakın Hakan diyelim. Hakan ne kadar harcamış arkadaşlar? 4800 TL harcamış. Ve Sude'yi yazalım. O da 6000 TL harcamış. Onu da şu şekilde gösterelim. Bu durumda banka Hakan'a ceza kesmiş. Buna ceza kesmiş arkadaşlar. Ama Sude'ye ceza kesmemiş. Aferin, aynı yolda devam et demiş. Hakan'ın ve Sude'nin aylık gelirleri TL cinsinden tam sayı olduğuna göre Sude'nin aylık geliri Hakan'ın aylık gelirinden en az kaç lira fazladır? Şimdi şu eleman Hakan ceza aldığına göre maaşının %60'ından fazlasını harcamış demektir. %60'ından harcadığı miktar da bu ha, tamam mı? Şimdi maaşına x dersen %60'ı, maaşının %60'ı demek 3 bölü 5'i demek, doğru mu? 3 bölü 5'i, maaşının 3 bölü 5'i küçüktür 4800 olmak zorunda. Çünkü 4800 maaşının %60'ından daha fazlaymış. 3'e böldüm 1600. 5'i 1600 ile çarptım, x küçüktür 8000 yaptı arkadaşlar. Tamam. Yani Hakan'ın maaşı 8000 liradan az dedik. Sude'ye geçtik. Sude ise maaşına y diyelim. Y'yi sevgili arkadaşlarım 3 bölü 5 ile, yani %60'ını buldum. 3 bölü 5 ile çarptım, %60'ını buldum. Maaşının %60'ı büyük veya eşittir 6000 diyeceğim. Şimdi burada şuna dikkat. Burada küçüktür kullandım, yani herhangi bir eşitlik yok. Ama burada eşitlik kullandım. Çünkü en fazla %60'ını diyor ya. %60'ını kullansan da sıkıntı olmuyor. Demek ki %60'ı 6000 de olabilir aynı zamanda. Ama 6000'den de fazla olduğu durumda var. 3'e böldüm 2005 ile çarptım, y büyük veya eşittir 10.000 yapmış oldu. Şimdi bana demiş ki Sude'nin aylık geliri, yani şu Hakan'ın aylık gelirinden, yani şundan en az kaç lira fazladır? Dolayısıyla Sude'nin maaşını en az seçmek zorundayız. Sude'nin maaşını burada en az seçeceksem 10.000 seçerim. Bu Sude, tamam mı? Hakan'ın maaşını da maksimum seçerim. Yani 8000'den küçük olan ne var? 7999 var. Onu da yazarım. 7999. Bu da Hakan'ın maaşı. En az kaç lira fazladır diye sormuştu. Çıkarırız arkadaşlar. Bu da bize neyi verir? 2001 sonucunu verir. Dolayısıyla cevabımız da C seçeneği olur deriz. Geçtim 12. soruya. Bir mantık sorusu. Güzel de bir soru. Aşağıdaki haritada kırmızı renkte gösterilen yollar toprak yolu, yeşil renkte gösterilenlerse asfalt yolu göstermekte. Pekala. Ve demiş ki 3 tane öncül var burada. Kullanılan yollarla alakalı önermeler verilmiş. P ise Q'nun değili veya R bileşkesi yanlışmış. Şimdi gençler şu kısmı sileceğim. Ve diyeceğim ki P ise Q'nun değili veya R denkmiş. Neye? Sıfıra. Yanlış önermeymiş çünkü. İsenin sonucu sıfırsa mutlaka burası 1'dir, burası 0'dır. Yani P'nin 1 olduğu artık aşikar. Q değil veya R, bakın veya'nın veya bağlacıyla bağlanan bileşik önermelerinin sonucu sıfırsa ikisi de mutlaka 0 olmak zorunda. R 0'mış, Q'nun değili 0'sa Q'da 1'dir. Şimdi gelelim yorumlamamıza. 1'den 5'e kadar numaralandırılmış noktalardan hangisine ulaşmıştır deniliyor A noktasından çıkan bir isim. Şimdi P önermesi doğru söylüyordu. Araç ilk yol ayrımında toprak yola dönmüştür. Şimdi ilk yol ayrımı burası. Ve ilk yol ayrımında toprak yola döndüyse demek ki bu tarafı tercih etmiş. Şu taraf iptal komple. Q önermesi de doğru söylüyordu. Araç ikinci yol ayrımında asfalt yola dönmüştür. İkinci yol ayrımı burası. Ve asfalt yol bu tarafta. Yani bu şekilde gelmiş. R önermesini okuyoruz. Araç 3. yol ayrımında asfalt yola dönmüştür. Hayır, bu yanlışmış. Asfalt yola dönmemiştir. Asfalt yola dönmediyse toprak yola dönmüştür.
Ve doğal olarak da yodu 4. şehirde bitmiştir. 4 numaralı şehirde cevabı C seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Evet, dilerseniz bir diğer sorumuza geçelim. Elemanları görseldeki kişilerden oluşan A, B ve C kümeleri için A kümesi siyah saçlı olanları, yani A kümesi arkadaşlarım şu var A kümesinde, bu var ve bu var. B kümesi maskeli olanları, maskeliler bakın belli zaten. C kümesi de gözlüklüler, onlar da görselde belli, gayet tatlı bir soruya benziyor. Buna göre şekilde verilen 6 kişiden kaçı A birleşim B eksi, yani fark B kesişim C kümesi içinde yer alabilir demiş. Şimdi A birleşim B nedir? Hem siyah saçlı hem de maske kullanan. Doğru mu? Yani ikisini birlikte olacak. Siyah saçlılar veya maske kullananlar. Şimdi şurada siyahla işaretlemiştim. Bakın şu var, siyah saçlı olanlar. Bir de maske kullananları işaretleyeceğim. Otomatikman şurada kel arkadaşımız dışarıda kaldı. A birleşim B kümesi budur dedik. Siyahla işaretlediklerimiz. Yani şunu sildim. Tamam. B kesişim C. B neydi arkadaşlar? Maske kullananlar. Ve bakın. Tamam, kesişim demiş. Ve gözlüklü olanlar. Maskeli ve gözlüklü olanları şu işaretlediklerimiz içerisinden çıkaracağız. Bakın maskeli ve gözlüklü çıktı. Bakın maskeli ve gözlüklü çıktı. Dolayısıyla kaç kişi kaldı geriye? 1, 2, 3 kişi kaldı. İçinde yer alabilir demiş. Kaç tanesi? 3 tanesi. Doğru cevabımız Bursa seçeneği olacaktı diyebiliriz. Aşağıda soru yok. Geçtim bir diğer soruma. Uygun koşullarda tanımlı f ve g fonksiyonları için f artı gx buymuş arkadaşlar. Ki ben bunu artık şu şekilde yazabilirim. Siz de biliyorsunuz. Fx artı gx biçiminde yazarım. Bu da neye eşitmiş? 3x artı değil, eksi a'ya. Üzgünüm. 3x eksi a. Bir de sevgili arkadaşlarım, g eksi f bölü 2x, yani gx'den de f bölü 2x'i ya da fx bölü 2'yi çıkarmış ve sonuç olarak da x artı a'yı bulmuş. Pekala. Bana demiş ki g1 3 olduğuna göre g eksi 2 kaçtır? Yani g fonksiyonunu bulmamız gerekiyor. Bizim g fonksiyonu bulmak için de şunu 2 ile çarpalım ki şurada fx kalsın. Daha sonrasında da toplarız. Bakın 2 gx. Ne yapmak istediğimi şimdi daha iyi göreceksin. 2'ler gitti. Eksi fx eşittir 2 ile çarpıyorum. 2x artı 2a. Tamam. Şunu iptal ettim şimdilik. Ve arkadaşlarım gelin şu denklemle şu denklemi bir taraf tarafa toplayalım. Taraf tarafa topladığımız takdirde artı fx de eksi fx gider. 3 tane gx kalır. 3 gx de 3x 2x daha 5x yapar. Eksi a artı a daha artı a yapar. Buradan gx dediğimiz fonksiyonumuz 5x artı a bölü 3 gelir. Şimdi hocam a var elimizde patladı. O ne olacak? A'yı bulmamız için g1'i vermiş bize. Yani diyor ki şunu al. Şunu şöyle seçtik. Yukarı doğru taşıdık. Tamam. Taşıdıktan sonra 5'in kuyruğu orada kaldı, ekleyelim. Diyor ki g1'i yerine yaz. Sonucu 3 çıkacak. Hadi 5 kere 1 5 artı a bölü 3. Bunun sonucu 3 çıkacaksa üst taraf 9'dur. Yani a 4'tür deriz. A'yı buldum. Dolayısıyla gx'i buldum ben. Gx neymiş? 5x artı 4 bölü 3'müş. Bize g eksi 2 sorulmuştu. Eksi 2'yi de şimdi x gördüğümüz yere yazacağız. 5 kere eksi 2 eksi 10 artı 4 bölü 3. Yani eksi 6 bölü 3. Yani cevap eksi 2'dir deriz. Doğru cevabımız da Ceyhan seçeneğinde mis gibi verilmiştir sevgili gençler. Devam ettim 15. soruyla, ki benim beğendiğim sorulardan bir tanesi bu denemede. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde f fonksiyonunun grafiği mavi, g'ninki de kırmızı olarak gösterilmiş. Buna göre fx eksi gx bölü gx sıfırdan küçük eşitsizliği 3 tane aralık verilmiş. Bu aralıklarından hangilerinde kesinlikle sağlanır diye sorulmuş. Pekala. Şimdi arkadaşlarım, biz bu eşitsizliği çözerken tablo oluşturacağız doğal olarak. Tabloyu da bir üst tarafın köklerini bir de alt tarafın köklerini arayarak bulacağız. Sonra tabloyu yerleştireceğiz. Bir kere gx'in köklerini bulmak kolay. Gx'in köklerinde bakın eksi 7 var. Kırmızının x eksenini kestiği yerleri bulacağız. Bir eksi 7 var. Bir eksi 4 var.
Bir 0 var, bir de 5 var. Bunlar güzel. Bir de fx eksi gx. Şimdi fx eksi gx'in köklerini bulmak için tabii ki 0'a eşit diyeceğiz. Bu da demek oluyor ki fx eşittir. Hop karşıya attın gx. Yani fx'in gx'e eşit olduğu yerleri bulmamız gerekiyor. Bakın bir eksi 7 var. Bir de şurada 3 var. Bir de burada 5 var. Yazalım. Eksi 7, 5 ve 3. Tamam. Şimdi gelin köklerimizi yazalım. Eksi 7 vardı. Eksi 4 vardı. 0 vardı. 3 vardı. Bir de 5 vardı. Sonra şu şekilde sayı doğrusuna yerleştirdim. Tablomu da oluşturuyorum. Tabloyu oluştururken de bazı şeylere dikkat edeceğiz. Mesela şu yüzük olayı var ya, yüzük atıyorduk. Onlara dikkat et bak. Eksi 7 bir yukarının kökü, bir aşağının kökü. Artık benim için eksi 7 çift katlı bir kök. Bakın 5 yukarıda da var, aşağıda da var. Artık benim için 5 bir çift katlı kök. Ama diğerlerinin hepsi bir defa yazıldığı için tek katlı köktür diyeceğiz. Peki hocam, tabloya sağ taraftan başlıyorduk ya. Artıyla mı başlayacağız, eksiyle mi? Bakalım arkadaşlar. Şimdi gx fonksiyonu sonsuzda artan olduğu için artıyla, şurası artı. Fx eksi gx'e bakacağız. Fx eksi gx'de sonsuzda bakın f ile g'nin arası gitgide açılıyor ve f yukarıda kaldığı için, f daha büyük olduğu için f'den g'yi çıkarttığımız zaman pozitif sonuçlar elde ederiz. Pozitif bölü pozitifle sayesinde pozitifle başladığımızı anlarız. Artı dedim, çift katlı kök yine artı, tek katlı eksi, artı eksi, çift katlı eksi. Benden neresi istenmişti? Sıfırdan küçük olan yerler. Yani bir şurası istenmiş, bir de şurası istenmiş. Tabi bir de burası var. Peki bunlar istenmiş dedik. Eksi 7 ile eksi 4 aralığı. Bakın şu aralık sağlar mı? Sağlar. Birinci öncül doğru. Eksi 4 ile 0 aralığı bu aralık sağlar mı? Sağlamaz. Dolayısıyla ikinci öncül gitti. 0 ile 5 aralığı, yani şu aralık sağlar mı? Şu kısım sağlar da şurası sağlamaz arkadaşlar. Dolayısıyla 3 de gitti. Doğru cevabımız bizim yalnız 1'miş. Yani cevabımız Bursa seçeneğiymiş diyebiliriz. Devam ediyorum bir diğer soruyla. Denklem kurma sorusu ama tatlı bir soru. Güzel hazırlanmış bu soru. Bir çözelim beraber hadi. Aşağıda gösterilen pil reyonunda aynı şekle sahip özdeş pillerin fiyatları birbirine eşit ve pil paketlerinin altında yazan fiyatlar paketlerin içindeki pillerin fiyatlarının toplamına eşittir denilmiş. Reyondaki paketlerden birinin fiyat yazan kısmı şekilde gösterildiği gibi yırtılmış. Buna göre yırtık paketin fiyatı kaç liradır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şuradaki en küçük boydaki pillerin bir tanesine A lira diyelim. Şurada en büyük ebattaki pilin tanesine B lira diyelim. Doğal olarak bunlar B, B ve A lira. Bakın burası A lira, A lira, B lira. Şunlara da C diyelim. Kabul mü? Böylelikle 3A ile B'nin toplamının 21 olduğunu görürsünüz. 2B ile A'nın 17 lira olduğunu görürsünüz. Buradan 2A artı B artı 3C'nin sevgili gençler ne olduğunu görürüz? 40 lira olduğunu görürüz. Bizden istenen ne peki? Hocam bizden istenen 2C. C'yi bulmamız yetiyor, yani 2 ile çarparsak sonucu elde etmiş oluruz. Pekala. Şimdi arkadaşlarım bakalım A'yı B'yi nasıl elde edeceğiz, bir düşünelim. Şimdi buradan direkt B'yi ve A'yı bulabilirim. B'yi A'yı bulduktan sonra zaten otomatikman C karşımıza çıkacak. Gelin gençler şunu yapalım. Şunu 3 ile bir çarpalım. 3 ile çarparsanız 6B artı 3A eşittir 51 yapacaktır. Bakın bir de burada ne vardı? 3A artı B eşittir 21 vardı. Onu da şöyle çektim. Şimdi de alttakinden üsttekini çıkarın. 6B'den B çıktı 5B. 3A'dan 3A çıktı gitti. 51'den 21 çıktı 30. 5B 30 ise B 6 gelir. B 6 ise attınız karşıya 3A eşittir 15. A eşittir 5 geldi. A 5 ise burası 10'dur. B de 6 idi. 10 ile 6'nın toplamı 16 yapar. 3C eklediğimiz zaman 40 yapıyormuş. 3C eşittir 24 ise C de 8'dir. Bizden ne isteniyordu? 2C isteniyordu değil mi? C'yi 8 bulduğumuza göre cevabımız ne olacak? 16 olacak. Yani cevap Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Devam ediyorum gençler. 17. sorumla, tabii onu 16'nın çözümünü buraya yaptığımız için
Biraz dolmuş orası. 17'ye bakalım. Aşağıda bir esnafın sattığı ABC ürünlerinin maliyetleri ile satış fiyatları gösterilmiş. Mesela 1,5'a mal etmiş, 2'ye satmış. Yani maliyet fiyatının 3'te 1'i fiyatına satmış. 3'te 1'i kar etmiş. Çünkü maliyet fiyatı 1,5'tu. 3'e bölerseniz 50 kuruş. Zaten 50 kuruş kar ettiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla sevgili gençler, maliyet fiyatının 3'te 1'i diyebiliriz bundaki kara. Buraya bakalım. 2'nin burada ne kadar kar etmiş? 50 kuruş. 2'nin 2 için 50 kuruş nedir? 4'te 1'dir değil mi? 1 bölü 4. Burada da 50 kuruş kar etmiş. 1 için 50 kuruş nedir? 1 bölü 2'dir. Yani bu %50'dir aslına bakarsanız. Bu %25'tir. Bu da %33.3'tür. Böyle devam eder. Bu ürünlerin maliyete göre kar oranlarının, ki zaten bizim bulduklarımız, sıralaması hangisidir diye sorulmuş. En yüksek oran bunda, yani C'de. Sonra A'da, sonra da B'de. Yani cevabımız C, A, B olacak. Doğru cevap hangisine verilmiş? Denizli seçeneğinde verilmiştir deriz gençler. Geçtim 18'e. Kütleleri sırasıyla M1 ve M2 gram ve ilk sıcaklıkları sırasıyla T1 Celsius derece ve T2 Celsius derece olan aynı türden iki farklı sıvı karıştırıldığında karışımın son sıcaklığı olan T son değeri bu şekilde elde edilir. Bu formülle bulunur. Bir kapta bulunan ve kütlesi sevgili gençler, kütlesi 40 gram olan suyun üzerine sıcaklığı bu sudan 20 Celsius derece fazla olan 60 gram su dökülüyor. Şimdi öncelikle bizim ilk kütlemiz 60 gram. Dolayısıyla şu 60. T1'e eğer T dersem arkadaşlar, diğerinin kütlesi 60 gramken bakalım. Yok, şu 40'tı, özür diliyorum. Birincinin kütlesi 40. İkincininki 60. Bu T iken bu da 20 daha fazlaymış. Yani T artı 20'ymiş diyebiliriz. Artık şunu yazabilirim, bakın. 40 çarpı T artı 60 çarpı T artı 20 bölü birinci kütle 40, ikinci kütle 60 olduğuna göre bölü 100 diyeceğim. Tamam mı? Karışımın son sıcaklığı kaptaki ilk suyun sıcaklığının, yani T'nin 3 katına eşitmiş. Yani o zaman bu da 3T'dir diyebiliriz. Pekala, bakın 40T'miz var. Artık T isteniyor yüksek ihtimal. Kaptaki ilk suyun sıcaklığı, yani T isteniyor aynen. 40T dağıtıyorsunuz. 60T artı 20 kere 60 1200 yapacaktır. Eşittir 300T dediniz. Bakın şurası 100T. Bunu karşıya gönderirseniz 1200 eşittir 200T yapacaktır. Her iki tarafı 200'e bölerseniz T eşittir kaç gelir? 6 gelir, ki zaten benden de bu istenmişti. Doğru cevap Edirne seçeneği olacaktı. Geçtim arkadaşlarım 19. soruma. 19. soru için biraz şöyle geriye doğru çekilelim. Mesut, büyüklükleri gösterilen 3 adet PDF dosyasını e-posta göndermek istediğinde ekranında aşağıdaki uyarı çıkmış. Dosyalarınızın toplam büyüklüğü 24 MB'dan fazla, gönderme başarısız şeklinde. Bir seferde toplamda en çok 24 MB büyüklükteki dosyalar e-posta gönderilebilmektedir. Mesut'un bu e-postayı bir seferde gönderebilmesi için rastgele herhangi iki PDF dosyasını silmesi yeterli olduğuna göre ikisini alabileceği kaç tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Öncelikle hepsinin toplamı x2x, 3x, 6x yapar ki bu 6x 24'ten daha büyükmüş. Yani x'in 4'ten daha büyük olması artık içten bile değil. Daha sonrasında da diyor ki herhangi iki tanesini sildiğinde otomatikman 24 MB'dan küçük kalıyor en son kalan diyor. E şimdi düşünelim. Ben şöyle desem. Örnek veriyorum. 3x'te 2x'i sildim. X 24'ten küçüktür. E şimdi x 4'ten büyük, 24'ten küçük desem daha büyük bir aralık elde etmiş oluyorum. Ama bakın şununla şunu silsem, bununla şunu silsem diyelim önce. 2x küçüktür 24 olacak, veya küçük veya eşittir diyelim. X küçük veya eşittir 12 olacak. Bakın bu sefer 12'den daha küçük elde ettik. Yani az önce x 24'ten küçük veya eşit dedik ama mesela 20 olabiliyordu ama şimdi olamıyor. Tamam. O yüzden biz x'in üst sınırını belirlerken
En küçük dosyaları silelim ki en büyük dosya elimizde kalsın. 3x küçük veya eşittir 24 dersek x küçük veya eşit 8 gelir. X'in en sağlıklı üst sınırını bulmuş oluruz bizim için. Yani x küçük veya eşittir 8 diyeceğiz. X'in alabileceği kaç tam sayı değeri vardır diye sormuş. 4'ten büyük olacaksa 5 var, 6 var, 7 var. Bir de 8'i alabiliyor unutmayın. 6, 5, 6, 7, 8 toplam 4 tane tam sayı değeri vardır diyeceğiz. X için sevgili gençler. Unutmayın şuna eşitlik aldım ama buna eşitlik almadım. Çünkü 24 MB'dan fazla demek 24 MB'a eşit demek değil. Dolayısıyla burası büyüktür oldu. 24 MB'ı gönderebildiğini anlıyoruz. 24 MB'dan fazla olanları gönderemediğine göre. Doğal olarak da sevgili arkadaşlarım burada bundan kaynaklı eşitliği aldık. Bunu da unutmayın. Geçtim 20'ye. İsmail ve Şükrü pazardan turşu yapmak için eşit miktarda salatalık almışlar. Bu salatalıkları İsmail 2 kilo ve 3 kiloluk toplam 20 poşetle. Şimdi İsmail diyelim adaşım. Bir de Şükrü var. Tamam. İsmail 2 kilogramlık ve 3 kilogramlık poşetler kullanmış. Ve toplam 20 tane kullanmış. Şükrü ise 3 kilogramlık ve 4 kilogramlık poşetler kullanmış ve toplam 16 poşet kullanmış. Her bir poşet tam doldurulmak üzere 3 kilogramlık poşetlerden İsmail Şükrü'nün 2 katı adette kullanmış. Yani şöyle gösterelim. Şükrü x tane 3 kiloluk kullandıysa İsmail 2x tane kullanmıştır diyelim. Çünkü 2 katı kadar demişti. Şükrü kaç tane 4 kiloluk poşet kullanmıştır diye soruluyor. Şöyle diyeceğiz. İsmail toplamda 20 tane poşet kullanmıştı. Bu 3 kiloluk poşetlerden 2x tane kullandıysa 2 kiloluk poşetlerden 20-2x kadar kullanmıştır. Ve Şükrü 16 tane poşet kullanmıştı. Eğer x tanesi buradaysa 16-x tanesi de 4 kiloluk poşetlerdir diyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Şimdi dikkat edin, ikisi de eşit miktarda salatalık almışlardı. Şimdi burada 20-2x tane poşetin içerisinde ikişer kilo salatalık var. Yani toplam kaç kilo var? 40-4x kadar. 4x arkadaşlar, k yazıyoruz. 4x kadar. Artı burada da toplam 6x kadar var. Eşittir diyorum. Burada 3x kadar var. Burada da 64-4x kadar mevcut. Şimdi şurayı düzenleyelim. 40-2x yapar sol taraf. Sağ tarafta şunlar giderse 64-x kadar olur. Eksi x'i bu tarafa attım 3x. 40'ı diğer tarafa attım 24. Buradan x eşittir kaç gelir? 8. Bize ne sorulmuştu? Şükrü, yani şu eleman, kaç tane şu kadar 4 kiloluk poşet kullanmıştır. Eksi 8 bulmuştuk. 16'dan 8'i çıkarırsanız cevap yine 8 gelecektir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler. Devam ediyorum 21 ile. Şu kısmı sildim. Şöyle yapalım. Bakın, bir inşaat firmasının eldeki stok daireleri bitirmek için hazırladığı iki kampanyanın birincisinde aylık 5000 lira taksitlerle, İkincisinde ise 300 bin lira peşin, kalan tutar ise aylık 3000 TL taksitlerle ödeme seçeneği sunulmuştur. Huzeyfe ve Bilal aynı fiyatlı dairelerden aynı anda birer tane satın aldıklarında Huzeyfe birinci, Bilal ikinci seçeneğe göre ödemeleri belirlemiş. Şimdi bu durumda Bilal'in taksit ödemesi Huzeyfe'den 20 ay önce bitmiş. Şimdi arkadaşlarım, Huzeyfe birinciyi almış. Yani şöyle gösterelim. Huzeyfe diyelim. 5000 lira taksit ödemesi var ve totalde x ay kadar bunu ödemiş diyelim. Tamam mı? Bu da bize artık dairenin fiyatını vermiş oluyor. Dairenin fiyatı. Tamam. Bilal ise önce 300 bin lira vermiş. Şöyle 300 bin lira vermiş. Daha sonrasında da 3000 liralık taksitler ödemiş. Ve ne kadar ödemiş? Huzeyfe'den 20 ay eksik ödemiş. Alın size, bu da daire fiyatı. İkisi de daire fiyatıysa artık birbirine eşit deriz biz bunlar. Yani 5000x eşittir 300 bin lira artı 3000x eksi
3000 kere 20. Yani ne olacak? 60.000 olacak. Şimdi 3000x'i bu tarafa gönderirseniz 2000x kalır. 300.000'den 60.000'i çıkarırsanız da 240.000 TL kalır. Buradan her iki tarafı önce 3 tane sıfıra yani 1000'e bölün. Sonra da her iki tarafı 2'ye bölün. X eşittir ne gelir? 120. Evin fiyatı sorulmuş. Evin fiyatı zaten şuydu veya buydu. Tabi istediğiniz yerde koyabilirsiniz X gördüğünüz yere 120 ama şurada koymanız daha akıllıca olur. 5 kere 12 60 4 tane de 0 ekleyeceksiniz. 1 2 3 4 yani evin fiyatı ortaya çıkmış oldu. 600 binmiş sevgili arkadaşlarım bu evin fiyatı. Ve devam ediyoruz 22 ile. Yaşları 8 12 15 20 ve 45 olan 5 kişi ile 2 kişilik ve 3 kişilik olmak üzere 2 farklı grup oluşturuluyor. Bu durumda bu grubun bir grubun yaşları toplamı 2 ile diğer grubun yaşları toplamı da 3 ile orantılı oluyor. Yani bir grup 2K oluyor yaşları toplamı, bir diğer grubun yaşları toplamı da 3K oluyormuş arkadaşlarım. Buna göre 3 kişilik grupta yaşı en büyük olan diğer gruba katılırsa oluşan yeni gruplardan birindeki kişilerin yaşları toplamının diğer gruptaki kişilerin yaşları toplamına oranı kaç olabilir diye sorulmuş. Şimdi gençler şöyle diyelim mi? Ben bu grupları 2 ve 3 kişilik olmak üzere 2'ye ayırayım. Grubumda da 8, 12, 15, 20 ve 45 yaşında olan kişiler var. Şimdi birisi 2'nin öteki de 3'ün katı olacak. Ben derim ki o halde örnek veriyorum. 8, 12 daha 20 yaptı değil mi? 20 daha 40 yapar. 40, 8, 12 ve 20. 15'te 45'i alırsam bu da 60 yapar. Bakın 2'ye 3. Çok güzel. Şimdi yaşları toplamı 40 olanların içerisinde kimler vardı? 8, 12 ve 20 vardı. Yaşları toplamı 60 olanların içerisinde 15 ve 60 vardı. Ve sorunun kökünde bize demişti ki 3 kişilik grupta, bakın burası 3 kişilik grup. Yaşı en büyük olan, ki yaşı en büyük olan 20, onu diğer gruba dahil edelim diyor. Buradaki kişilerin yaşları toplamı 20, 60 daha 80, 15 daha 80, 95 yapacaktır. Burası da 8, 12 daha 20 arkadaşlarım. Ne demişti bize? Diğer gruptaki kişilerin yaşları toplamına oranı kaç olabilir demişti. Şurayı yanlış yazdık bakın. 15'e 60 dedik, orası yanlış. 15'e 45 arkadaşlar. Toplamı 60. 20 de buraya geçmişti. Şimdi toplayalım. 15, 45 daha 60. 20 daha 80 yapar. 80'in 20'ye oranı 4 ya da 20'nin 80 oranı 1 bölü 4 olabilir. Doğru cevabımız da bu şekilde Bursa seçeneğidir diyeceğiz. Gençler geçtim 23'e. 60 gram sarı renk boya. A gram mavi renk ile karıştırılırsa elde edilen yeşil rengin %25'i sarıdır diyor. Çeyreği sarı. Şimdi çeyreği 60 gram. Çeyreği 60'sa geriye kalan hani o 3 tane çeyrek var ya tamamını oluşturacak olacak şekilde. Şimdi 4 tane çeyrek bir tam yapıyor biliyorsunuz. Şimdi çeyreği 60'sa geri kalanı nedir? 3 tane 60'tır. Yani 180'dir değil mi? O halde A gram eşittir 180'miş arkadaşlar. A 180'miş. B gram mavi renkle karıştırılırsa elde edilen yeşil rengin %20'si sarı renk. %20 demek 5'te 1 demek. İşte 5'te 1'i 60'sa 5'te 4'ü yani geri kalanı 4 katıdır. Ki 4 katı da 240 yapar. Yani B neymiş arkadaşlar? 240'mış. B eksi A gram. Çıkarım bundan bunu. Ne yapar? 60 gram mı yapar? 60 gram mavi renk ile karıştırılırsa ne? 60 gram sarı. 60 sarı. 60 da mavi karıştırılırsa elde edilecek yeşil renk %50'si sarı olur. Çünkü 60'a 60 paylaşılıyor artık. X kaçtır? %x'i sarı olmuş. X kaçtır demiş? %50'sidir diyeceğiz. Cevap Edirne'ydi sevgili gençler. Devam. Her birinin telefonunun ayrı ayrı kendi içlerinde birim zamanda eş oranda şarj olduğu bilinen Asya, Buket ve Candan'ın telefonlarının şarj doluluk oranı sırasıyla %10, %40 ve %60. Şimdi A kişisi, B kişisi ve C kişisi var. %10 şarjı var Asya'nın,
%40 şarjı var Buket'in ve %60 şarjı var Candan'ın. Bu kişiler telefonlarını aynı anda şarja takıyorlar arkadaşlar. Bir saat sonra üçünün de şarj doluluk oranı aynı anda %100'e ulaşmış. %100 olmuş. Peki Candan'ın şarjının doluluk oranı %80 olduğu anda Buket'in şarjının doluluk oranının Asya'nın şarjının doluluk oranına farkı yüzde kaçtır diye sormuş. Şimdi şurayı tekrar okuyacağız. Candan'ın şarjının %80 olduğu anda diyor. Şimdi 60'tı en başında, 100'e ulaştı. 80 de zaten bunların tam ortası. Değil mi? 80 de bunların tam ortası. Yani birinin yaptığı iş buydu. İşin tamamı bir saatte yapılıyor. Demek ki yarım saatte 80'e ulaşacak. Şimdi bu bir saatte %60 artıyordu. O zaman şuradaki yarım saatte, yani bu 80 olduğunda yarım saatte %30 artar. Yani %70 olur. %30 arttırdım. Bu da %90 artıyordu bir saatte. Yarım saatte %45 artarak %55 olur. İşte bunun buna farkı sorulmuş. 70'den 55'i çıkarın. Cevap Edirne seçeneği olur. Cevap Edirne'ydi arkadaşlarım. Geçtim 25'e. Bir yaş problemi diyebiliriz. Ayşe, Ada ve Aslı'nın eşleri aşağıda gösterildiği gibi evlilik yüzüklerinin içerisine eşlerinin isimleriyle evlendikleri yılları yazdırmışlardır. Mesela Ada 2021'de evlenmiş. Ayşe 2016'da, Aslı da 2000 küsürlerde evlenmiş. Ayşe'nin evlendiği yıl Ayşe, Ada ve Aslı'nın yaşları toplamı 72'dir demiş. Şimdi burada biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Gerekirse bir liste çıkaracağız arkadaşlar. Elimizde kimler var? Bir Aslı var, bir Ayşe var arkadaşlar, bir de Ada var. Hepsinin de baş harfleri A ile başladığı için karıştırmamak için de bayağı bir efor sarf etmek gerekiyor. Şimdi Ayşe'nin evlendiği yıl Ayşe, Ada ve Aslı'nın yaşları toplamı 72'dir. Ayşe'nin evlendiği yıl 2016'ydı. Dolayısıyla 2016'da bunların hepsinin de yaşlarının toplamı 72'ymiş arkadaşlar. Tamam. İsimleri verilen bu 3 kişinin her biri bir kağıda evlendikleri yıldaki yaşlarını yazmışlar. Üçü de evlendikleri yıldaki yaşlarını yazmışlar. Mesela Ayşe 2016'da, örnek veriyorum, X yaşında. Ada, o bir yaş belirleyeceğiz. Aslı da, o da kendi bir yaş yazmış. Ve sevgili arkadaşlarım, bu değerler toplandığında da 70 elde edildiğine göre Aslı'nın evlendiği yıl hangisidir diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyelim. Şu A yaşında, bu da B yaşında olsun. Ayşe de X yaşında, tamam mı? Ayşe kendi evlendiği yıl 2016 olduğu için 2016'da zaten X yaşındaydı. Ada 2016'dan 5 sene sonra evlenmiş. Şimdi 2016'da B yaşındaysa 2021'de B artı 5 yaşındadır. Aslı 2016'da A yaşındaydı. Peki kendi evlendiği yıl 2000 küsür, onu bilmiyoruz. Acaba burada kaç yaşında? Bakın A artı X artı B neydi? 72 idi. Bu hiçbir zaman değişmez artık. A artı X artı B 72. Bakın burada B var burada. Burada da X var. A'mız yok. A mecburen olacak. Buradaki artı 5'i ve bu değerler toplandığında da 70 yapıyormuş ha. Şimdi A artı B artı X'in ben 72 olduğunu biliyorum. 5 daha 77 yapar. 7'ye, 70'e gelebilmesi için 7 çıkarmamız lazım. Şimdi 2016'da A yaşında olan bir kişi ne zaman A eksi 7 yaşında olur? Yani 7 yıl geriye gider. Tabii ki 2016'dan 7'yi çıkarırsınız. 2009'da A eksi 7 yaşındadır dersiniz. Bakın şunları toplarsanız da 70 yapacaktır. Ve Aslı'nın ne zaman evlendiği sorulmuştu bize. Tabii ki cevabımız da bu şekilde 2009 olacaktı sevgili gençler. Geçiyorum 26'ya. Demiş ki bize 150 soruluk bir sınavın ilk 30 dakikasında ve son A dakikasında salonu terk etmek yasak. Sınavdaki 150 sorunun tamamını eşit sürede cevaplayan Aslı 25. sorunun çözümünü bitirdiği anda sınav görevlisi demiş ki öğrencilere salonu terk edebileceklerini söylemiş. Şimdi ilk 30 dakikasında
Terk etmek yasaktı, değil mi? Demek ki 25. sorunun çözümünü bitirdiği an 30. dakikada bitmiş. Yani 25 soruyu 30 dakikada çözmüş. Doğru mu? Yani arkadaşlarım 25 soruyu aslına bakarsanız 3 çarpı 60 dakikada, 30 çarpı 60 saniyede çözmüş diyelim. 30 çarpı 60 saniyede çözmüş. 2 defa 5'e bölerseniz aslına bakarsanız bir soruyu da 5'e böldüm 6, 5'e böldüm 12, 72 saniyede çözmüştür diyebiliriz. Peki 100. sorunun çözümünü bitirdiği anda ise artık salonu terk edemeyeceklerini söylemiş. Şimdi 100. soru 100 soruyu, her soruyu 72 saniyede çözdüğü için 7200 saniye sürmüştür. Bunu da dakikaya çevirmek için 60'a bölersiniz. Sıfırlar gitti. 726'ya bölerseniz 120 dakika. Ve sınav görevlisi demiş ki 120. dakika dolunca artık terk edemezsiniz demiş. Asıl sınavdaki son soruyu çözdüğü anda sınav süresi tamamlanmış. Yani sınav süresiyle sınavdaki harcadığı süre eşitmiş. A kaçtır? A neydi? Son A dakikası çıkamıyorduk ya. 120. dakikada sınav görevlisi çıkamazsınız demiş. Sınav 150 soruluktu. 150 soruluk. Bu kızımız da her soruyu 72 saniyede çözüyordu. Sınav bu kadar saniye sürmüş. Peki bu kaç dakika yapar? 60'a böleriz. 0, 0. 6'ya bölü 6'ya bölü 12. 15 kere 12. 180 dakikaymış bizim sınav. Ve 120. dakikada sınav görevlisi eğer ki sınav salonunu terk edemezsiniz dediyse 60 dakika boyunca terk edemezsiniz. Yani son 60 dakikasıdır. A'da kaçtır o halde? 60'tır deriz sevgili gençler. Böylelikle 27. sorumuza bir diğer sayfaya geçebiliriz. Bir otomobil markasının X, Y ve Z model arabalarının bir yılda toplam satış adetlerinin oransal dağılımı birinci grafikte. Bu arabalardan elde edilen toplam hasılatın oransal dağılımı da ikinci grafikte gösterilmiş. Şimdi 120 derece, 90 derece, şunu şöyle çektim. Şurası 90 ise şurası 30, demek ki buraya 170 derece kalıyor arkadaşlarım. Tamam. Bakalım doğru mu yanlış mı yaptık. 170 değil arkadaşlar, üzgünüm. 180'den 30'u çıkardım, 150 derece kalıyor buraya. Burası da 90, 270, 135, 135 oluyor değil mi? Aynen o şekilde. Peki. İkinci grafikte Y ve Z model arabalara ait merkez açılar eşit. X, Y, Z model araçların birim satış fiyatları sırasıyla küçük X, küçük Y ve Z, küçük Z olduğuna göre aşağıdaki hangisi doğrudur denilmiş. Şimdi satış fiyatlarını bulacağız, tamam mı? Gençler şöyle desek olur mu? Şurası 90 dereceydi. Toplamda 90K tane araba satılmış ve bunlardan 135'lik bir gelir elde edilmiş. 150K kadar satılan arabadan 90 kadar gelir elde edilmiş. 120 satılan arabadan da 135. Şimdi şu ikisini kolayca kıyaslayabiliriz bak. 90K kadar üretilmiş ve satılmış. 120K kadar üretilmiş ve satılmış. Ama ikisinden de aynı gelir elde edilmiş. O zaman bir kere Y, Z'den pahalı. Y, Z'den daha pahalı. Bu da 150K kadar, yani en çok satılması, en çok üretilmesine rağmen en az geliri elde ettiren araba olmuş. O zaman en ucuz budur. Yani cevabımız YZX olacak. Doğru cevap da sevgili gençler YZX Adana seçeneğinde verilmiştir deriz. Ve geçiyorum 28'e. A ve B hava yollarının uçuşlarında açılış fiyatlarıyla biletler satışa sunuluyor. A hava yolunun koltuk sayısının her %20'lik dilimi dolduğunda, B hava yolunun koltuk sayısının her %25'lik dilimi dolduğunda bir önceki fiyat %20 zamlanıyor. Ve koltuklar bu şekilde satılıyor demiş. Şimdi her iki firmanın 160'ar koltuk kapasiteli birer uçağı Antalya'dan İstanbul'a sefer düzenlediğinde de füsun, Antalya'ya gidiyoruz. Tamam, yok Antalya'dan İstanbul'a gidiyoruz. 160 tane sevgili arkadaşlarım koltukları var uçakların. Füsun A hava yolundan bilet alan 57. yolcu olmuş. 57. yolcu. Ünal da B'den almış 82. yolcuymuş. Her ikisi de eşit ücret ödemiş. Buna göre her iki uçağın açılış bilet fiyatlarının oranı kaç olabilir demiş. Şimdi 160 kişilikte
%20'lik her %20'lik dilimi dolduğunda fiyatını arttırıyordu değil mi bu? Peki 160'ın %20'si yani 5'e bölersek 160'ı 5'e bölersek diyeceğiz sevgili arkadaşlar 32 yapar. İlk 32 yolcuya farklı bir tarife, ikinci 32'ye farklı bir tarife, üçüncü 32, dördüncü 32 ve beşinci 32'ye farklı bir tarife toplamda 160 kişi yapıyor. B uçağındakiler de %25'te bir fiyatları değiştiğine göre 160'ı %25'i yani çeyreği ne yapar? 40. Her 40'ta bir fiyatlar değişiyor diyeceğiz. Anlaştık mı? Şimdi Füsun'a bakalım. Füsun bilet alan 57. yolcu A'da. İlk 32'de değil demek ki. Nerede? İkinci 32'de yani burada. Yani şurada bir fiyat zammı yemiş Füsun. Tamam mı? Daha sonrasında bir de kimdi? Kişinin ismi Ünal. Ünal'a bakalım. Ünal da 82. yolcu. Yani ilk 40'ta değil, ikinci 40'ta değil, üçüncü 40'ın içinde. Yani iki defa zam yemiş Ünal. Ama ikisi de aynı ücret ödemiş. Şimdi diyelim ki Füsun X kadar ücret ödemiş. Ünal da X kadar ücret ödemiş. Füsun %25 zam yemiş. Pardon, %20 zam görmüş arkadaşlar. %20 zam demek bir şeyin üzerine %20 zam gelmesi demek. %20 biliyorsunuz 1/5'tir. 5/5'in üzerine 1/5 eklenmiştir. Yani 6/5 katına çıkmıştır demek. Eski fiyatı bulmak için ne yapacağım? Tekrardan 5/6 ile çarpacağım. Tamam? Ve Ünal da 2 defa zam yemişti hatırlarsanız. Dolayısıyla 5/6 ile çarparsam hemen bir önceki 40'lık dilimdeki fiyatı bulurum. Bir 5/6 ile daha çarparsam bir önceki dilimdeki 40 kişinin fiyatını bulurum. Şimdi de ne demiş? Her iki uçağın açılış bilet fiyatlarının oranı ne olabilir? Bunun buna veya bunun buna oranı olabilir. Bulduğumuzu ters çevireceğiz. X'ler gitti, 5/6'lar gitti. Bakın bu şekilde 6/5 gelebilir. Ya da bunu buna bölmüş olsaydık 5/6 bulurduk. Hangisi var seçeneklerde? 5/6 var. Dolayısıyla cevabımız Bursa'ydı deriz. Ve geçtim sevgili gençler 29'a. Son iki sorumuz. Bir kasiyerin önünde aşağıdaki gibi 7 farklı ürüne ait barkodlar yer almakta. İşte domates, tarla domatesi, soğan, biber, sera domatesi, patlıcan, patates, çeri domates. 2 paket domates ile kasaya gelen bir müşteri için kasiyer yukarıdaki barkodlardan farklı ikisine rastgele okutma yapmış. O kadar işgüzar bir adam. Tamam, rastgele okutma yaptığına göre bu okutmaların ikisinin de domates ile ilgili bir barkod olma olasılığı sorulmuş. He. Peki ikisi de domatesle ilgili olsun demiş. Bir kere domates olanlar hangileri? Bir bu var, bir bu var, bir de bu var. Başka yok. Şimdi domates olma ihtimali sorulduğuna göre biz diyeceğiz ki 3 tane domatesten 2 tanesini seçmesi gerekiyor. Bu okutmaları doğru bir şekilde yapması için. Tüm durum ne? Tüm durum ise şu. Kaç tane burada barkod var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. 7 tanesinden herhangi ikisini seçip okutmuştur. 3'ün ikilisi 3 yapar. 7'nin ikilisi ise 21'dir arkadaşlar. 3/21 de 1/7'nin ta kendisi olduğu için cevabımız Edirne'dir deriz. Basit bir soruydu. Unutmayın ki ÖSYM'de 2016'dan beri bunun analizini de yapmış mıydık? Yapmıştık diye hatırlıyorum. 2016'dan beri basit permütasyon, kombinasyon, binom ve olasılık soruları soruyor aklınıza bulunsun. Devam edelim. 30. sorumuzda son sorumuz 31. sorudan itibaren Kenan hocanız zaten size çözmeye başlamıştı sevgili arkadaşlarım. Kenan Kare ve Geometri YouTube kanalında bulabilirsiniz geometri çözümlerini. 7 farklı kibrit çöpünden 3'ünün başlığı kırmızı, diğerlerinin başlığı siyahtır. Yani sevgili arkadaşlarım olay şu. Şu kibrit çöpünden gençler kaç tane varmış? 7 tane. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Ve 3 tanesinin başlığı sevgili arkadaşlar kırmızı ve diğerlerinin rengi de başlık rengi de siyahmış diyeceğiz şu şekilde. Bu kibritler sırasıyla yakıldığında ilk ve son yakılan kibrit çöpünün başlığının kırmızı olduğu en fazla kaç durum olabilir? Şimdi kırmızı, 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 siyah, 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 siyah dedik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kibrit çöpümüz var. Şunla şunun kırmızı olmasını istiyor. Diğerlerinin öyle rastgele sıralanmasını istiyor. Şimdi öncelikle şuraya kaç tane kırmızıdan birisi gelebilir? 3 çarpı.
bir tanesini yerleştirdim varsayalım. Buraya kaç kırmızıdan biri gelebilir? 2 çarpı birini daha kullandım. Geriye kalanlar ise 5 tanesi bu aralığa 5 faktöriyel biçimde sıralanabilir. Soru bitti. Soru bitti. 3 kere 2 6 yaptığı için 6 çarpı 5 faktöriyel, yani 6 çarpı 120 ya da direkt 6 faktöriyel de diyebilirsiniz. Ne yapar? 720 yapar. Burası da 720 yapar. Cevabımız da aynen bu şekilde Adana seçeneğinde verilmiş olur sevgili gençler. Evet, ilk denememizin sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bir diğer denemede, ikinci denemede görüşürüz. Bu arada soruların videonun altındaki açıklama kısmında hangi soru kaçıncı dakikadaysa senin için ekledim. Aklında bulunsun.